Sevgilerimle, saygılarımla sunuyorum Sayın Başkanımız Sarıgül. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanımız Sarıgül. Sevgilerimle, saygılarımla sunuyorum. Hayırlı günler, hayırlı sabahlar diliyorum. Hayırlı sabahlar. Esnaf arkadaşlar. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanımız Sarıgül. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyor. Bereketine, durusunun bereketine inanıyorum. Yıllar önce 1975 yılında gelmiştim. Rahmetli Nihat abi sendika başkanımızdı. Allah kane kane rahmet eylesin. Milletvekili oldum. Tekrar Terkos'a geldim. Belediye başkanlığı görevinde tekrar Terkos'tayım. Ben Terkos'un örfüne, töresine, geleneklerine, Terkos'taki gençlerin güzelliğine, büyüklerimizin de ağırlığına inanıyorum. Terkos'a selam verip selamları almaya geldim. Bereketli sofraları kurmaya geldim. Büyüklerimizin hayır duasını almaya geldim. Renkli halaylarda Terkos Terkos diye sizlerle coşmaya geldim. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Terkoslu olmanın onurunu, gururunu hep birlikte inşallah yaşayacağız. Engin kardeşimle birlikte aranızda bulunmaktan son derece mutluyum. Çatalca'nın en önemli noktası, İstanbul'un en önemli noktası Çatalca'da, Durusu'da, Terkos'ta, biraz sonra bütün köyleri arkadaşlarımla birlikte dolaşacağım. Ama görüyorum ve bakıyorum Terkos biraz daha fazla ses verecek. Zannetmeyin ki Terkos'u başka yere bağlamakla, Terkos'u belediye olarak yok etmekte mutlu olacaklar. Hayır, Terkos hak ettiği noktaya inşallah ve inşallah ulaşacak. Omuz omuza, el ele, kol kola, omuz omuza, hep beraber el ele, pazara yetişiyoruz. Hep beraber el ele, kol kola kadar gençlerin yapmış olduğu çalışma gözümden kaçmadı. Muhteşem bir çalışma yapılmış. O çalışmalar değişimin umudu. O çalışmalar Terkos'un güzelliği. Gençlik seninle, durma, ilerle, gelişme. Nerede? Diğer kuru köylerle. Üç kelime söyleyeyim. Bana şimdi soracaklar. Sarıgül, Terkos'a gittin. Üç kelimeyle Terkos'tan anlat diye. Üç kelime söyleyeyim. Terkoslu, yiğit insan, mert insan, sofrası geniş insan. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ederim. Başkanımız Sarıgül. Ailenizle birlikte, çoluğunuzla, çocuğunuzla mutlu, sağlıklı. Sayın Başkanımız Sarıgül. Geleceğimizin ve Türkiye'mizin lideri Sayın Mustafa Sarıgül çamlarında diyor, Rusullar. Sana ihtiyacı var diyordunuz bunlar. Türkiye'nin size ihtiyacı var. İnsanlığın size ihtiyacı var. Sonsuz teşekkür ediyorum Sayın Başkanımız Sarıgül. Size sağlıklı, huzurlu günler temenni ediyor Sayın Başkanımız Sarıgül. Mutlu, sağlıklı, huzurlu günler temenni ediyor Sayın Başkanımız Sarıgül. Hayırlı işleriniz olsun. Huzurlu günler temenni ediyorum. Sevgili arkadaşlar, sonsuz teşekkür ediyorum. Şahane, sonsuz sevgilim. Sonsuz teşekkür ediyorum Sayın Başkanımız Sarıgül. Muhtarlarımız da bir muhtarlarımız da sonsuz teşekkür ediyorum. Thank you.
Huzur dolu günler temenni ediyor. Allah kazandığınızı bol eylesin diyor Sayın Başkanımız Sarıgül. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanımız Sarıgül. Esnaf arkadaşlarımıza. Allah birliğinizi, beraberliği. Sağ olun. Sadece bu. Şimdi dostları görmekten son derece mutlu oldum. Ablama çok teşekkür ediyorum. Göstermiş olduğu ilgiye çok teşekkür ediyorum. Bir de görüyorum ki evlerinizden çıktınız. Geldiniz. Büyük bir umutla, büyük bir mutlulukla geldiniz. Ben de size şu sözü veriyorum. 52 İslam ülkesi içerisinde demokrasiyle, özgürlükle, bağımsızlıkla, inançlara saygılı, laiklikle yönetilen ülke Türkiye Cumhuriyeti ise bunu Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına borçluyum. Atatürk'ümüz burada, Atatürk'ümüz sizin evladınız, Atatürk'ümüz sizin hemşehriniz, sizin evladınız. Biz de hep beraber evlatlarınız olarak bu emanete sahip çıkmaya çalışacağız. Fırat Aykut Başkanımız, Engin Akman Başkanımız, Mustafa Sarıgül, bu mektebin talebesiyiz. Biz gücümüzü bulunduğumuz koltuklardan almayız. Biz gücümüzü önce Allah'ımızdan sonra da Telkom'dan. Bütün çalışma arkadaşlarımla birlikte büyük bir umutla aranızdan ayrılıyorum. 1987 yılıydı. Milletvekili adayıydım. Buralara geldim. Her tarafa dolaştım. Ve sözlerimden ebediyete intikal eden rahmetli Çağlayan ablaya da rahmet diliyorum. O günlerde Belediye Vahdımköy Belediye Başkanımız Özcan Taşkın Paşa da Allah'ımdan rahmet diliyorum. Geldim, hayır duanızı aldım. Türkiye'nin sizlerin sayesinde en genç milletvekili oldum. O günden bugüne hep bağımız devam etti. Genel Başkanımız Sayın Erdal İnönü'yü de buralara getirdim. Birlikte olduk. O hak dünyada Allah'ım gani gani rahmet eylesin. Bugün de yine ben 22 sene sonra Durusulayım, Terkos'layım. Sizin güzelliğinize, Terkos'un bereketine, Terkos'un güzelliğine hep inanıyorum. Niye Terkos'layım? Siz büyüklerimizin hayır duasını almaya geldim. Ben dün sizleri mahcup etmedim. Bugün mahcup etmiyorum. İnşallah yarın da mahcup etmiyorum. Ne istiyorsun? Çok güzel. Bravo. Burada uydursun. Bir şey söyleyeyim. Bakın arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Allah'ım bu dostluğumuzu bozmasın. Bu muhabbetimizi bozmasın. Nerede, hangi makamda olursak olalım, biz örflerimizi, törelerimizi, geleneklerimizi koruyacağız. Büyüklerimize olan saygımızı koruyacağız. Küçüklerimize olan sevgimizi koruyacağız. Ve ben gerçekten sizlere şöyle size bir bakıyorum. Çok güzel bakışlarınız var. Çok güzel şöyle bir allı, şanlı, içten bakışlarınız var. İnşallah ben ve arkadaşlarım bu bakışlarınızı boşa çıkarırız.
Vakit. Sağ ol. Bir şey söyleyeyim size. Evinizdeki o güzel ipek bayrakları hazırlayın. Evinizdeki o güzel ipek bayraklar yastığın altında duruyor. Onları hazırlayın. Bismillah diyeceğiz. Hep beraber ayağa kalkacağız. Büyük bir mücadeleye başlayacağız. O mücadelenin sonunda da Türkiye Cumhuriyeti'ni hak ettiği noktaya hep beraber gideceğiz. Çok eski partiliyim. Çok eski. Yani konuştuğum 25 sene önceyi konuşuyorum. Canım benim. Kendi sağlam, demem. Asla yatağımdan kalkıyor başkanım. Ah canım benim. Şunu hiçbir zaman unutmayın ki, o kardeşiniz ve o evladınız gücünü hiçbir zaman bulunduğu koltuklardan almadı. Kibirlenme olmadan, böbürlenme olmadan yolumuza devam edeceğiz. Kibirlenir ve böbürlenir, Allah da sevmez, kul da sevmez. Bir olayımız şu an, unutmayın. Herkos Durusu görev verir. Nasıl görev verir biliyor musunuz? Bir bazen para verir, bir makam verir. Paranız çok olabilir, makamınız da çok yüksek olabilir ama adam olmazsanız ne iş yarar? Önemli olan adam olmaktır, önemli olan mütevazı olmaktır. Kızlar sarılar yakışmış. Kırmızılar, dur bakalım kırmızılar. Onların önüne gidelim. Sarılar bol miktarda sandıklarda sarı güller açacak. Hiç merak etme. Ah ben sana Işıkoğlu başkanı olduğum dönemlerde güzelliklerimiz vardı. Gerçekten sendika başkanlığımızı yapan rahmetli Nihat abiye de Allah'ımdan gani gani rahmetler diliyorum. Çok çok önemliydi. Demir eliyle temasları vardı ama ayrım yapmazdı. Ben Cumhuriyet Halk Gençlikoğlu Başkanı olarak gittiğim zaman da bir dediğimizi iki etmezdi. Zaten gerçek demokrasi oydu. Şimdi demokrasi yok. Sizden olanlar, bizden olanlar. Senin gençlerin, benim gençlerim, bana oy verenler, bana oy vermeyenler diye Türkiye ikiye bölünüyor. Layıklığı sağ olarak Bismillah diyerek yolumuzda ilerleyeceğiz. Yolumuz açık olsun, ışığınız bol olsun, Allah'ım sizi her zaman korusun. Teşekkür ediyorum. Öncelikle hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Canım bu güzel noktasında sizlerle birlikte olmaktan çalışma arkadaşlarım. 1974 yılında tanıdığım, o günden bugüne dostluğumuzun devam ettiği Öz ailesinin bu güzel topraklarda konuğu olmaktan da çalışma arkadaşlarımla birlikte büyük mutluluk duydum. Öz ailesi geçmiş yıllarda demokraside, barışta, özgürlükte çok tarihler yazmıştır. Öz ailesi inançlara saygılı, laikliği hep savunmuştur. Ve benim de o dönemde tanıdığım, o dönemde Mahmut Şevket Paşa Mahalle Muhtarımız olan şimdi Hakk'a yürüyen sevgili abim Dursun Öz'ü de rahmetle, saygıyla, hürmetle bir kez daha anıyorum. Ve istiyorum ki Öz ailesi şöyle bir Bismillah desin, olayları toparlasın ve büyük mücadeleye Öz ailesi hazır olsun. Öz ailesi ses verirse her şey biter. Öz ailesinin verdiği ses önemli bir sestir. Nerede Hüseyin abi? Geçmişte biliyorsun
belediye başkanlıklarında nasıl bir mücadele verdiğimizi Fahri Atabey'den, Adalet Partisi adayı Fahri Atabey'den belediye başkanlığını nasıl devraldığımızı biliyorsun. O günden bugüne 30 sene geçti, 35 sene geçti ama dostluğumuz her zaman kat kat yükseldi. Ben de Öz ailesinin bir evladı olarak, Öz ailesinde gençlerin bir abisi olarak dün sizi mahcup etmedim, bugün mahcup etmiyorum, yarın da inşallah mahcup etmeyeceğim. Canım benim, canım benim, çok teşekkür ediyorum ve sizlerden ricam şu, Dursun Öz abimizin, rahmetli Dursun Öz abimizin verdiği 1973 yılında 80 yıl arasındaki mücadeleyi aynı şekilde vermenizi sizden rica ediyorum. Evinize geldik. Bu topraklarda bizi çok güzel bir şekilde ağırladınız. Beni de duygulandırdınız. Ama şunu unutmayın ki çıktığımız bu yolculukta ışığınız bol olsun. Allah'ım hepinizi korusun. Yolunuz açık olsun. Çiftlik köyün güzelliğine hep inanıyorum. Uzun yıllar önce 1987 yılında Çiftlik köyüne gelmiştim. Çiftlik köyünde sizlerle konuşmuştum. O günden bugüne kadar milletvekili olarak Çiftlik köyüne geldim. Belediye başkanı olarak Çiftlik köyüne geldim. Her zaman bu güzel karşılamalarınızı, bu güzel dostluklarınızı gördüm. Hepinizden Allah'ım 100.000 defa razı olsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve Çatalca ses verir. Çatalca ses verirse, Çiftlik köy ses verirse, İstanbul en güzel şekilde ses verir. Bana üç kelimeyle Çiftlik köylü kim diye sorarsanız, Çiftlik köylüler yiğit insanlar, mert insanlar, güzel insanlarsınız ve sofranızda bereketli. Belki bana sorarsanız Çiftlik köyde ne arıyorsun diye, Çiftlik köye arkadaşlarımla birlikte selam verip selamları almaya geldim. Bereketli sofraları kurmaya geldim. Büyüklerimin hayır duasını almaya geldim. Renkli halaylarda Türkiye Türkiye diye inşallah coşmaya geldim. Çiftlik köylülerle de gönüllerde olmaya geldim. Umutlu bakışlarınızı görüyorum. Anacığım ellerinden öpüyorum. Çocukların ve torunlarının da gözlerinden öpüyorum. Şunu içtenlikle bilmenizi istiyorum. Mustafa Sarıgül ve arkadaşlarının rütbe heyecanı yok. Bizim rütbe heyecanımız yok. Biz rütbemizi önce Allah'ın sayesinde, sonra da Çiftlik köylerin sayesinde ben rütbemi 30 yaşında Türkiye'nin en genç milletvekili olarak aldım. Daha sonra belediye başkanlığı görevinde bulundum. Rütbe heyecanım yok ama Allah'ım biliyor. Çiftlik köye hizmet heyecanım var. Çatalca'ya hizmet heyecanım var. Şunu bütün Çiftlik köydeki analarımın, bacalarımın, kardeşlerimin, abilerimin, büyüklerimin bilmesini arz ediyorum. Allah'ım insanları denemek için ya para verir ya da makam verir. Paranız çok olabilir, makamınız da çok yüksek olabilir ama Çiftlik köyün dostu olmazsanız, adam olmazsanız hiçbir işe yaramaz. Sevgili Çiftlik köyün dostlarım, kibirlenme olmadan, böbürlenme olmadan yolumuza devam edeceğiz. Hava atmak yok, caka satmak yok. El ele olacağız, omuz omuz olacağız, kol kol olacağız. Ve istiyorum ki Çiftlik köyün bu güzelliği her tarafta duyulsun. İstiyorum ki Çiftlik köyde okula giden evlatlarımız mutlu olsun. İstiyorum ki biraz önce Çiftlik köye girerken bir abimiz benim kulağıma şunu söyledi. Dedi ki, Sarıgül evladım, torunum işsiz. Bakın size ben bir şey söyleyeyim. Bir aile reisinin, bir annenin babanın,
bir dedenin, bir anneannenin, babaannenin torunu, istisi o evde mutsuzluk vardır. O evde huzur olması mümkün değildir. Çiftlik köyde her evde tencere kaynıyor. Biliyorum ben, o tencerede et kaynayan evlerin Allah daha çok etlerini kaynasın. Ama dert kaynayan bir ev varsa Sarıgül yarın inşallah dert kaynayan evde sizlerle birlikte olacak. Bu duygularla bütün çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir çalışma yapılmış. Onlara baktım ve gördüm. Bütün caddelerde, bütün sokaklarda derman aranıyor, çare aranıyor. Şunu bilin ki çareyi bulacağız. Çaresi vardır. Allah'ıma dua edelim. Allah'ım bize sağlık versin, huzur versin. Ondan sonra her şeyin çaresini buluruz. Ben çareyi Çiftlikköy'de gördüm. Ben çareyi Çiftlikköy'de esnafımızı dolaşırken gördüm. Sizlere çok güzel bir şekilde baktım ve o bakışlarınızdaki halisane duyguları gördüm. Allah'ım bu mutluluğumuzu bozmasın. Allah'ım bu güzelliğimizi bozmasın ve Allah'ıma şunun için dua ediyorum. Bu dostluğumuz devam edecekse, bu güzelliğimiz devam edecekse Rabbim bize güzel görevler versin. Ama o güzel görevlerde de inşallah ben Çiftlikköylü dostlarımızla her zaman beraber olacağım. Bir sabahleyin sabah namazında ezan okunurken şuradan bir helikopter Çiftlikköy'e gelirse anlayın ki dedikleriniz inşallah ve inşallah olur. Bu duygularla bütün çalışma arkadaşlarımla birlikte hepinizi saygıyla, sevgiyle bir kez daha selamlıyorum. Buradan Karacaköy'e geçiyorum. Karacaköy'de Çiftlikköy'ün bütün güzelliklerini aktaracağım. Ne zaman, hangi zaman, hangi saatte Çiftlikköy'e geldiysem çok güzel bir ilgi gösterdiniz. Çok seveceğim bir ilgi gösterdiniz. Ben ve arkadaşlarım Çiftlikköy'den büyük bir mutlulukla, büyük bir sevinçle, büyük bir heyecanla ayrılıyoruz. Hiçbir endişeniz olmasın. Allah'ımın bir olduğuna inandığım gibi Çiftlikköy'ün de gücüne inşallah ve inşallah inanıyorum. Çiftlikköy'de bu güzel ışığı arkadaşlarımla birlikte gördüm. Ben de size söz veriyorum. Umutlu bakışlarınızı boşa çıkarın. Evet, çok teşekkür ederim. Ailenizle mi?
yerlerde komşularınızla, çoluğunuzla, çocuğunuzla sizlerle birlikte mutlu, huzurlu, sağlıklı günler. Sevgilerine saygılarını sunuyor Sayın Başkanımız tabii ki. Sağ olun. Tüm hanımefendilere sonsuz teşekkür ediyoruz.